Akın aydınlık yüzü olan Türkümeye Televizyonu'ndan herkese hayırlı sabahlar değerli dostlarımız. Ve ne mutlu bizlere yine tekrar karşınızdayız, yine tekrar sizlerleyiz değerli gönül dostlarımız. Tüm Türkmen bölgelerine ve tüm Türk dünyasına hayırlı sabahlar, günaydınlar efendim. Tabii programımıza hoş geldiniz ve programımız başlıyor. Hayırlı, huzurlu, hayallerinize kavuştuğunuz gün olması dileğiyle mutlu sabahlar efendim. Yine başlarken programının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Tabii özel bir gün, güzel bir gün. Hem misafirimiz özel hem de günümüz özel çünkü biz bir aydan sonra tekrardan değerli seyircilerimizin kanşarındayız. İlk önce sana günaydın diyeyim. Sana de günaydın, teşekkür ederim. Tabii süresi ne zaman geçti Sağolsun? Bir aylık süresi. Ben çok özledim şahsen. Güzel geçti gerçekten ama biz de çok özledik. İzleyicilerimiz de tekrar kanşarlarında olduk. Tabii güzel yani günler oldu bizim için ve zor günler de oldu. Ama hamdolsun yine de her şeye. Tabii Ramazan'da boş geçmedik. Güzel aynen. Güzel bölümlerden, güzel güzel programlardan. Değerli aynen. Seyircilerimizin kanşarında olduk. Aynı vakitte bayram programında da yine beraber güzel bir bayram yarışması programımız güzel bir, da olmuştu. Güzel bir program yaptık gerçekten. Ve aynı vakitte da güzel bir anılar da oldu. İnsanlarımızla güzel sohbetler de yaptık. Ben çok mutluydum gerçekten. Sen mutluydun? Çok mutluydum. Ben mutluydum tabii ki de. İnsanlar sadece programsın da değil de bizim hani şey dediler, hani görenler bazen. Ne oldu programımız, nişi yoksuz? Aynen, çok tekrardan soran oldu. Tekrardan görmek isterik sizi. Sana soranlar da tabii oldu, ki de çok oldu. Doğru, oldu. Vereceğim ama cevap her zaman da yani beni mutsuz edirdi. İşte bir ay boyunca yokuk. Doğru. Bir ay boyunca inşallah yani bir aydan sonra, bayramdan sonra inşallah buluşuruz dedim. Tabii onlar da bir yürek burukluğuyla şey dediler. Aa olsun, keşke de olsun, bir an önce de olsun. Yani biz değerli seyircilerimizden ve değerli milletimizden aldığımız güzel övgüler ve güzel sözlerden dolayı aynen, çok aynen, mutluyum. Doğru. Gerçekten İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Her zaman da var olun. Çok teşekkür ederim buradan. Doğru. Dilersav bir veteranımız vardı. O da? Sabah sporudu. Sabah sporudu. Dilersav bir daha hep beraber izleyen, bakan. Bugün bizim için Teymur Gökkaya ne şekil spor hareketler hazırlayıptı izleyen efendim. Herkese günaydınlar sayın seyirciler. Sabah sporu durağıyla karşıda olacağız. Tabii ki ilk önceden ısınmaya başlayalım. Yerimize sabahlayarak hareketlerimiz, sivili sporlar yaparız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı zamanda 1, 2, 3, 4, 5 daşırıq. 1, 2, 3, 4, 5 ayağımızı biraz tutarıq buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayağımızı tutar buradan bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen daşırıq. Bu taraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen çiğnimizi kadarı ayağımızı açarıq. Çiğnimiz öyle bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 daşırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Başımızı buradan yavaşça çıkarıq. Sağ tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daşırıq. O bir taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canımız edarı. Belimiz düz, büşmara, canımız qit, kombor etmarıq özümüz. Sağ tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Daşık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi aşağı yukarı bu şekilde. Yavaşça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daşırıq. Sağ sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daşırıq. Sağ sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elimizi üç sabah alırıq. Uzun nefes alırıq. İndi başımızı andırıq buradan. Dəyişirik kamerayı. Bir daha kez dönerik. Bu şekilde. Arkadaşlarımla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi sabahı buradan. Uzun nefes alırız. İndi sayın seyirciler başında qayrımız koymak için alacağız. İndi elimizi uzadırıq. Buradan bəs kaldır qayrımız qayrımız bu şəkildə. Arkadaşlarım anla. Bir. Qaldırında öbür etçiğini verən sayı. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9, 10. Yavaş yavaş sağ soyularaq. Qanımız buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi hemen başımız seçer buradan yanaşaya. Elimizden de yavaşça tekrar olsun bu şekilde. Arkadaşlarımla 1, 2, 3, 4, 5. Akez, dergiş. 1, 2, 3, 4, 5. Dergiş. 1, 2, 3, 4, 5 dərəcə 1 2 3 4 5 çarımızdan bu şəkildə başımızdan səsini qoyarıq. Başımızı təkləyirik. Öcə 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. İndi öcdən, öcdə təkləri başımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayın Sezar, bu hərəkətlərinə diqqət edərək buralarımızdan, damarlarımız, bir də boynumuzun əzələtləri biraz fazla yoruldu. Həmən edə bilsək uzanağın, ya yaxud bir istirahat bir yerə qoyağın başımızı, yəni bir yastıq usta falan. Təbii ki, bu sporlarımız bizim bir belimizdə savafan olduğunda, boynumuzda, bir də inzilək olduğunda bu təminlər çox faydalıdır özün, dəstəklər özün. Bu, yəni nə qədər basit isə, amma boynumuzun damarları, bir də əzələtlərini güclü, kuvvetli etmək çox şərtdir, çox önəmlidir. Hətta ki, əgər bizdə xəstəlik olmasa,
Bunları edin, hatta ki gelecekte sakatlık falan olmasın. Bugünkü sporlarımız bu kadar idi Sayın Sezer. Umarım cevizde cevizde oldu. Hoşçakalın. Evet, o değerli izleyicilerimiz. Sabah sporu, sabah yapılan egzersizleri Kaptan Temur ve yardımcılarından izledik. Gerçekten her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu, aynen, her bölüm olduğu terki bizim için güzel sporlar, sabah sporları hazırladılar. Tabi bunları yapmak her zaman dediğimiz terki çok fayda var. Çok önemlidir. İnsan sağlığını korumak için en büyük etkendir. Doğru. Şimdi de sırada ana konumuza hemen misafirimizi fazla bekletmeden... değerli Hibe Hasan Mahmud, İngilizce eğitim müfettişidir. Geçen misafımıza hemen diyelim, hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk Dünya Hanım, Üstad Abdülhalik. Çok memnun olduk. Size de günaydın olsun. Günaydın. Bugün ağırladığınız için, programımızda misafir ettiğiniz için memnunuz sizlerden. Biz sizden çok teşekkür ederiz. Sağ olun, bizim programımızda sizi görmekten gerçekten mutlu oluyoruz. Allah razı çok olsun. Çok teşekkür ederiz tekrardan geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, biraz kendinizden bahsetseniz, izleyicilerimizi tanıtırsanız. Ben İngilizce eğitim müfettişi, ilkokullarda müfettişliği yapıyorum. 2018'den bu yana. Diyarın bundan önce tabii ki öğretmeniydim. Böyle. İngilizce öğretmeniydim. 2003'te Mahadi Adadil Malimet var idi, eğer bilirseniz. Şimdi bu kalmadı. Onun mezunuydum. Ondan sonra burada Kerkük'te Kulliyet-i Terbiye açıldı, eğitim fakültesi. Oradan mezun oldum 2006-2007'de. Ondan sonra 2016'da master, yüksek lisansımı aldım yine İngilizce Dil ve Edebiyatında. Bu arada mezun olduktan sonra, yüksek lisansı aldıktan sonra bizim burada Kerkük'te bildiğimiz kimin Kulliyet-i Terbiye Meftuha vardı. Orada da öğretmenlik yaptım. Hocalığı yaptım. Öğretmenlere özüz bilsiz o kulliyeye diyen İngilizce öğretmenleri, mahad malimet bitiren öğretmenlerin bir fırsatı var. Kendilerini geliştirsinler. Oraya katılabilirler. Haftada bir gün veya iki gün izin alarak orada eğitimlerine devam edebilirler. Tabii ben burada gerçekten yani siz böyle güzel anlattınız. İşte master'ınızı, mezun olduğunuz tarihi. Tabii o tarihlerde biz şu an yani baktığımız zaman İngilizce gerçekten bir önem görüptü. Siz o vakitte 2016'da sanırsam yanlış hatırlamırsam 2016'da İngilizce diline önem yok idi. Siz nece öz özünüzü motive edip İngilizce'ni seçip bu güzel başarını yakaladınız? Ya aslında bunun ardında bir küçük hikaye de var. Eskiden bizler yani hele kız diyen evlatları için biraz Kerkük'te de üniversiteler olmadığı için çok zor idi bizler için. Ehletlerimiz yani göndersin bizler başka muhafazalara, oralarda eğitim yapalım. Aynen. O yüzden yani bazı seçenekler var idi, zorunluydu bu yolu seçen. Benim her zaman içimde bir tümahım var idi. Ne güzel. Başka bir şeyler var idi, düşüncem var idi. O yüzden Mahad Malimet'e gittiğimizden sonra 5 il oksan, 4'ten 5'te tahassüs alasan. Ben orada hemen tahassüsümü İngilizce'ni seçtim. Hem puanlarım üstüne yolduktan dolayı hem de sevdiğim bir dilden dolayı. Hocaların da bu arada çok çok etkisi var bu konuda. Bunu da inşallah konuşarak bir öğrencinin veya bir çocuğun içinde neler ekmesi gerekir. Çok bir büyük bir rol var bunda. İşte dediğim kimin ondan sonra yani bitirdiğim zaman... 2002-2003 diyen sukuttan sonra hemen burada Kerkük'te açıldı. Çekinmeden ilk başvurunu yaptım. Hemen alındım. Şükürler olsun oranda kazandım. Olsun. Tabii İngilizce zor bir dildi. Ailemizden destek ne aldınız? Ya hiçbir zaman ailem karşı çıkmadı bu şeye yani. Yani öz bir dil öğrenmek bir avantajdı herkes için. Hiçbir karşı görmedim buna yani. Ama gerçekten de efendim yani insanın kalbinde bir tümah olduğu zaman bir hedefi var ise
günü gele ulaşar. Tabii ki. İnşallah da yola devam edirik. Yani bu diyarın bugünlerde açılıptı da başvuru. Buradan bütün arkadaşlara diyarın master bitirmek isteyenler, öğretmenlerimiz veya doktoralarını almak yani müdüriyet terbiyede açıktı. Hemen gidip başvurusunu yapsınlar. Şahadalarını alsınlar bence. Önemlidir. Çok önemlidir. Efendim biraz konuşalım. Önemlisi nerede İngilizce dersi öğrenciler için? Yani İngilizce dersinin öğrenciler için ve bütün toplum için çok çok önemlidir gerçekten. İngilizce bugün taban çok şeyler var, mevkaller var. Yani diyarın biz gelsek baksak her mevka başka bir şey verir sana diyarın. İngilizce bazı yerlerde yazarı en birinci dil konuşulan, en çok dil konuşulan. Aynen. Bazı yazarı Çin dili, bazı başka dillerden bahsedir. Demek ki İngilizce dili bu kadar international bir dilken, o kadar önem var iken, biz ne için bunu uşaklarımızda daha bir güzel bir şekilde geliştirmeyelim, koymayalım, yönelsinler o şeye. Tabii ki her şeyden önemli burada unutmayalım ana dili, ana dilinden eğitim almak. Ana dilinden eğitim aldıktan sonra ne için yok, ne için bu uşak başka diller de bilmesin. Ha biz burada konuştuğumuz zaman başka diller şartta ki İngilizce olsun. İspanyolca çok konuşulur. Çince çok konuşulur. Portugalca çok konuşulur. Yani bunlardan da olsun bizim öğrencilerimizin içinde. O bir şey bizler ilkokuldan da ekebildik içlerinde. Çok önemlidir yani. Tabii hocam siz dediğiniz şeydi. Bir öğretmenin mənə çox faydası oldu. İngilizce öğretmeni çox yardımcı oldu. Mən də o yüzden İngilizcəni sevib də, İngilizcəni başarıb da gedib masterını yaptım. Şu anda çox şükür müfettiş sizdən. Tabii yani öğretmen dedi, öğretmenə gəl. Siz şu an İngilizce ilkokul üzərlərinə müfettişsiz. Bəli. İngilizce hocalarını nasıl bir planla öğrencilere, onlara İngilizcəni anlatır ya da aktarır. Çünkü biz zamanında, mesela biz de öğrencilerimiz zamanında ilkokul 3'den başlardı İngilizce. Ama şu an çok şükür yani Türkmen okullarında ilkokul 1'den de başlardı. Tabii ki de bu büyük bir yardımdı. Bunların aslında hani güzel bir şey de dediğiniz İngilizce çok önemli ya da başka diller çok önemlidir. Kaç dil bilirse bil o kadar şahıssan. Aynen, diğer, gerçekten de beladır. Biz de bu İngilizce'ni öğrencilerimize ilkokulda tabii ki de çocuklar daha onlara nece güzel bir şekilde anladırıq, nece güzel bir şekilde sevdirik. Sen güzel bir konuya daydın. Ben okuduğum menhec, siz o okuduğunuz menheçten bugün öğrencilerimizin okudukları menheçle çok farklıydı. Biz okuduğumuz zaman dediği için 5 iptidaydan başlardı. 5. sınıftan 5-6'da başlardı. Kitap da çok farklıydı. Çok baskısı veya ağırlığı gramer üstüneydi. Yani gramer daha çok bir şekilde uşağı öğretirdi, dili öğretmeden. Yani dile o kadar önem yok idi özünde. Ama tabi New English Course for Iraq adı o menhecin o zamanlar. Ondan sonra değişildi menheciler. Bilmem sizler yetirdiğiniz Iraq Opportunity oldu. Doğru. Onu okuduğunuz, sizler okuduğunuz. O da birden başladı diyebilir. Uşaklar için biraz daha diyarın bir alan açıldı. Gördüğünüz gibi de bir gün çocuklarımız için, öğrencilerimiz için sunulan alanlar, olan fırsatlar bizlerden daha çoktu. Ne için? Bunların ellerinde biz diyebildik bir şey var, silah zu haddeyn diyebildik özne. O iPad'ler olsun, o telefonlar olsun ki ana babalar uşakların eline verirler. Bunu güzel bir şekilde kullandıysalar uşak çok çok faydalanır özünün. Mesela dil konusunda indi. Çok çok biz görürük. Küçük uşaklardılar, hiç ne bir okula gidip ne bir ana okuluna gidip İngilizce'ni çok güzel bir şekilde konuşur. Aynen. Hardan öğrenip de bunu? Tabii ki bu YouTube'lardan, bu şeylerden. Bunun da çok çok önemi vardı öğrenciler için. Dediğimiz öğretmenin rolü her ne kadar çok ise veya bir yol çizirse bu öğrenciler için, hatta İngilizce'ni mesela daha sevsinler, daha güzel bir şekilde öğrensinler. Ben bunu da bunun üstüne çok çok bastırırım da aynı zamanda. İngilizce bizim okullarımızda çok farklıydı diğer okullardan. Sorsanız ne için? Her şeyden önce bizim öğrencilerimiz hangi dille Türkmen okullarında
Türkmençe dilde konuşurlar tabi. Bu öğrencilerin aldıkları harfler, yazdıkları harfler Türkçe olan harfler, Türkmençe olanlar hemen hemen yazı şeklinde, bazının da pronunciation'da, telaffuzunda hemen hemen aynen harflerdi. O yüzden öğrencilerimiz zorluk bulmur. Hatta ki o harfi öğrensin veya telaffuzunu öğrensin. Çok basit bir farklar vardı arada. O yüzden geldiği o zaman bizim öğrencilerimizin defterlerini bile görseniz, el yazılarını görseniz o kadar güzel bir şekil yazılar. Sanki yani bir native öğrencidiler yazılar. Kendi ana dilleri kimin o kadar güzel yazılar. Hiç de çekinecekler yok yani çekilmezler bir şeyler yani biz... Mihracanlar olsun, bir şeyler olsun. Aynı zamanda bizim okullarda her perşembe günü bayrak töreninde illaki bir İngilizce öğretmen misafir olsa, uz görse, uz illaki bir faaliyetleri olur. Çünkü şoklarımız bunu seve seve yapıyorlar. Eskiden menhec çok farklıydı. Bugün English for Iraq'tı. Communication yani daha fazla tavasılıydı yarın. Şey yapar yani tavasla daha fazla önem verir. Uşağı bir durumlara sokar. İçinde songs var, stories var, içinde projeler var. İlla ki koyar o öğrencini tavasülü bir şekilde o dili öğrensin. O pratik yapa yapa öğrensin. Buradan da bir önemli mesajım var velilere. Gerçekten bu çok güzel bir fırsat oldu bizim için müfettiş olarak. Lütfen lütfen öğrencilerimize veya çocuklarımıza şey yapma onu İngilizce mesela bizde Eğitim Bakanlığı'ndan olan bir kuraldı bu. Birden dörde kimin rasiplik yoktu özünde. Maalesef bunu çok veli duyduğu zaman ne yapar? Fırsat olarak da görünür. Yani çok diyarın önem vermir bu konuya. İyi bu Eğitim Bakanlığı bunu bir ikinci dil verdiği zaman ve rasiblik diyarın koymadığı zaman içinde bu bir avantajdı. Hatta uşak onu çok rahatlıktan o dili öğrensin. Baskı olmadan öğrensin o dili. Seve seve öğrensin o dili. Ama sen bazen bakarsan yani şikayet gelir bizim için. Şey yoktu, rasiblik olmadığına önem vermiyorlar. Yok, öğretmenlerin bütün verdikleri ödevleri takip etmek, öğrencilerini takip etmek, bugün çok şeyler vardı, programlar vardı. Telefonu indirip bütün kitaplar hemen hemen diyebilir içinde vardı. Bütün trackler içindeydi. Diğer dersler, diğer native speaker'ın telaffuzuyla beraber içindeydi. Ve onlardan hepsinden faydalanırlar. O bunu ciddi bir şekilde baksalar biz memnun olduk özlerine gerçekten. Yani anne babanın evde rolü çok çoktu. Yani bakarsan mesela çocuğunu alıştırır hani siz de konuştuğunuz uşak yaşta bakarsan 4-5 yaşında da İngilizce bakarsan evde konuşur. Ne güzel bu da ana babadan geldi. Yani ana babanın desteğinden dediğim gibi ilk önce ana dili, ana dilinden sonra yani taban şey vardı, araştırmalar vardı diyarın. National Academic of Sciences diyarın yaptıkları. Bir uşak bir dilden fazla öğrendiği zaman, taban bu bir bilimsel araştırmadı. Bunun çok etkisi var. Hatta beynin, diyarın uşağın beynin hacmine, bir madde beyza var onun bile kesafasına. Yani bu bir bilimsel bir şeydi. Bir dilden fazla öğrenen öğrenciler için veya insanlar için. Aynı zamanda da bu dediğimiz şey ileride Zahaymar'dan bile korurmuş. Yani o dereceye bile yetişipti yani etkisi. Ve çok önemlidir teşcih etmek. Uşaklarımızı dediğim için bir dilden fazla öğrenmek. Bazı da vardı çok zorluk çekiri ana baba özleriyle biraz geç yani öğrenirler. Logani, bakasan yani o ana çok yoruldu özüden ama o çocuk biraz inadlık edir. Alışmak istemiyor ya da bakarsan çok ben görüyorum okula gitmek bile istemiyor. Yani, bu neden geldi? Biz sen yani uşaktan uşağın arasında çok fark var. O bir an hazırlamak, o diyarın uşağı hazırlamak okula gitmek için. Ravza'nın çok çok doğru vardı bu şeyde ana okullarında. Yani ana okullarında öğrenciye ne kadar diyarın samimi davranıldıkça, ne kadar yani o korkunu içinden çıkarttıkça tabii ki okula seve seve geldi öğrenci. Yani biz burada
Bunu hemen dile de getiririm. Bizim okullarımızda gerçekten bu şeyler çok yoktu. Ne için? Öğrencilerimiz çok özeldiler. Ve çok da gerçekten güzel davranıldı özlerine. Yani indi içiminde hiç her ne kadar bizim ziyaretlerimiz oldu, velilerden toplantılarımız oldu. Bir günden bir güne bir şikayet olmadı. Yani hiç bir öğrencini görüp siz mesela? Yani olur. Bilirsen hiç mesela anaokuluna bile gitmeyen bazen ilk önce korkar var, yabancı hisseder özünü. O da bütün yani öğrencilerde yani olan bir şeydi. Yani o maddeden çok böyle zorluk çeker hiç yani bu olup. Bir maddeden yani İngilizceden genelde yok, zorluk çeken yoktu. Diğer maddelerde çocuklar seviyediler. Seviyeden seviye fark eder. Bazı öğrenciler yani özüz bilirsiniz. Çalışkan öğrenci var ve yetenekli öğrenci var. Çalışkan öğrenciyle yetenekli öğrencinin farkı çok çoktu. Çalışkan öğrencinin bir diyelim bir fırsatı var veya evde bir destekçisi var. Anası olsun babası olsun bir tane takip eder. Günü günde geldiğinde yalla geç kitapları açalım bakalım. Ne ödevi var bugün neler yaptı neler aldı çalışkan özünü. Öğrenci de var yani. Yani aynı zamanda özünden Allah Teala'dan bir muhibadi, bir yetenek de özünde, verilip de özüne zeki bir öğrencidir. Hocam bana bahsetsiz şu an. Ha, maşallah. Allah'tan bir yetenekti, verilip de özüne. Başarılıdır her zaman yani güzel puanlardan. Ana babasını da yormaz. Yani bu çok önemli bir şeydi. Fediyedim kimi? Ya orta seviye öğrenciler de var. O da öğretmene kalı, okullara kalı. Bunların seviyelerini üstlük yapsınlar veya sıkıntılarını şekil çözsünler. Şükürler olsun bizim hemen okullarımızda bu tür şeyler yani az karşılaşırız. Ne için? Çünkü sürekli bir şekilde bizim takviye dersler var. Veya sürekli eğitim yoluyla bir gün münazama Fuzuli kurumu diyelim. Onun yoluyla sürekli bir şekilde devreler olur özleri için. Kurslar düzenlenen özleri için. Bunun yanında bütün yani müesseselerimiz sağ olsun, yani bakanımız sağ olsun. Yani gerçekten hapsi destekleri hiç engellemiyorlar bizden. Her ne projeye verdikse yani yani herhangi konuda güzel bir şekilde karşılaşırlar ve aynı zamanda yardımcı olurlar bize. Hocam sol doğru bir şey dedi. Tabii çok şükür yani ben de bir Türkmen okulu mezunuyum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunu da şükür ederim ben. Hocam bizde gerçekten bir ayrıcalık var. Kimisi diğer müstakbali yoktu, kimisi diğer beladi. Aynen. Her nedirseler diyeste ama gerçekten orada olan öğrenciye saygı hiçbir okulda yoktu. Orada olan öğrenciye verdiği bir önem hiçbir okulda yoktu. Ama bunu kesin olarak da diyerim. Çünkü ben zaten gözümden de gördüm, öğrenci olarak gördüm. Zaten şu an bizim yerimiz de var. Görürüm de yani onun derslerde olsun. Ya da bu fuarlar düzenlendi, mahrazanlar dediğimiz düzenlendi. Doğru. Güzel. Hocam zaten yani bir öğrencinin nasıl okulu sevdiresen, oynayarak sevdiresen. Aynen. Çok şükür de bu bizim Türkmen okullarında gayet mevcut da yani. İster bayrak kaldırma şeyler olsun, perşembe günleri, ister fuarlar olsun. Bazı güzel güzel aktiviteler oldu. Hiçbir okulda yoktu. Bu da öğrencinin daha da okulu sevmeğine, daha da okula ilgi göstermekle ve dersine de daha da iyi çalışmakla yardımcı oldu. Kümene göre bu? Yani sen çok çok güzel bir konuya değindin. Memnunum senden. Yani gerçekten bir gün ben çok üzülerek de diyorum bunu. Niçin bu kadar çekilmek bizim Türkmen okullarının? Ne için? Yani bir tane gösterin bana bir ad selamın filan insan filan çocuk başarısız oldu Türkmen okuluna gitti. Yoktu. Bir tek bile yoktu. İyiydi. Her insanın, her nene babanın en değerli varlığı kimdi? Çocuğudu. Yani ben bugün burada bir müfettiş olarak, aynı zamanda da bir anne olarak. Acaba öz uşağımı, öz çocuğumu elimden ataşa atarım? Tabii yok, ki de yok. Tabii ki de. Yani tabii ki her anne, yani anne baba en önemli şey çocuğunun müstakbelidir. Çocuğunun eğitimidir. Eğitim. Biz yani o kadar hiç düşünmürük bu çocuklarımızı sanki bir ateşe atmış kimin oluruk. Yani tam tersine biz gerçekten çok çok memnunuz. Okullarımızda verilen eğitim, ilgi, bahsettiği kimin. Yani her nahiyeden mükemmel bir şekilde bu öğrencilere dersler sunulmağı olsun, faaliyetler olsun. Yani ben burada hiç geçmeyeyim. Bütün müfettiş arkadaşlarım geçen günler siz Sümeyye'giler matematik konusunda bir güzel bir yarışma yaptılar. Yani bu dünya çapına göre güzel bir şey çocuklarımızı yani hazırlıyorlar. Hitaba
Aynen Türkçe Hicran Hoca güzel bir şey yapmıştı hitaba. Bu taban çok önemli bir şeydi. Çünkü bizim öğrenciler her birisi bir şeyde parlaktı. Yani nece mesela öğrenci var hatı güzeldi. Öğrenci var bir resim diyağın yeteneği var. Öğrenci var sesi güzeldi. Öğrenci var kabiliyası var. Durup böyle ilkağı güzeldi. Edebiler bir güzel hitabaya katılsın. Bir temsilci olsun, konuşkan olsun. Öğrenci var diyebildik matematikte çok zirakti. Öğrenci var dil konusunda İngilizce'nin çok güzel bir şekilde becerdi. Ben ne için bunları teker teker şey yapmayayım? Daha öge atmayayım. Ki bunlar zaten bizim müfettişlerimiz yaptığı şeyler bunlardılar. Biz en son yaptığımız İngilizce mihracanında inanın ki telefonlar durmuyor. Valiler herkes zirnişi bizim uşaklarımız katılmadı. Bizim de uşaklarımız katılsın. Bizim de uşaklar seyir yani. Hatta seneye biz bu şekilde düşündük. Sadece tiyatro yapalım. O kadar ki ilgi var, o kadar öğrenciler haz edilir, katılsınlar. Dedik yani biz çünkü araç gereç sergisi yapmıştık. Aynı zamanda kitap sergisi de yapmıştık. Bunun yanında emekli olan İngilizce öğretmenlerini ödüllendirmek yaptık. Bir küçük tören yaptık. Her ne kadar ne yaptıysak özler için azdı. Ben buradan öğretmenlerime hapsine selamlarımı gönderirim. Çünkü gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. O sınıfta o öğrencilere o güzel eğitimi vermek. Aynı zamanda da oyunla uşak hiç bilmeden stres altında kalmadan çok güzel bir yollardan şey yapılır. Tabii bizim İngilizce dersine vermek de sınıfta çoğu grubat şeklinde. Çok okullarımızda da özel İngilizce sınıfı var, KHS var. Orada öğrenci gider, dersini orada alır. Bütün araç gereçler sınıfta olur. Çoğu DTŞ okullarını bunun video şeklinde sunar uşaklara. Yani çok çok önemlidir. Biz burada öğretmenlerimizi her ne kadar destek versek azdı, her ne kadar öksek de özlerini gerçekten haklarında çok çok azdı. Çünkü doğru. Gerçekten çok güzel iş yaptılar. Hatta siz ozalarınıza teşekkür ettiniz, emekli olan. Biz de size çok teşekkür ederiz. Çünkü bu sizi verdiğiniz emekle bu öğrenciler bu kadar daha çalışkan oldu, bu kadar tabii ki. Okulu seviyor, İngilizce'ni seviyor. Daha doğrusu öz hayatını da, öz hayatında olan bazı şeyler de, yetenekler var ortaya çıkıyor. Tabii bunlar hepsi sizin emeğinizden de oldu. Yani bir şey katın burada çok önemlidir. Ben dediğim zaman gruba şeyinde, tabii grup yaptığı zaman öğretmen 5-6 öğrenciden yapılan bir şey, 4 öğrenciden de yapılabilir. Her öğrencinin bir rolü var. O roller boştan değil. Birisi öğrenci adına, grubu adına konuşar. Birisi zamanlama, hani öğretmen zamanlama verir özlerine. Bu zamanda bu projeni bitirersiz benim için. Birisi yazar oğlu, yazar. Ya mesela bazı soruların cevapları bir şeyler varsa. Bu çok güzel bir şeydi. Öğrenciler bir arada taun bir şeklinde diyen çalıştırar öğrenciye öğreder ne şekil arkadaşıyla çalışsın ne şekil kendi rolünü arkadaşının hı-hı. rolüne saygı duysun hı-hı. bu çok önemli bir şeydi. Doğru. Yani bunlar şükürler olsun okullarımızda hapsi vardı. İnanın ki bizim bir program var yaparak 2 seneden bu yana özün takvim harici. Ben bundan önce diyağın İngilizce müfettişi olarak gittiğim zaman okullara İngilizce derslerine girerdim. Öğretmenin dersine girerdim. Öğretmen derse başlangıcı ve sonucuna kadar takip ederdik. Ne şekil derse başladı, ne şekil öğrenciler için diyağın dersi kolaylaştırdı, hangi araç gereci götürdü diyağın, homework verdi, ödev verdi, vermedi. Yani bunlar hepsini yaparız, görürüz. Aynı zamanda da işte diyağın bunların aylık sınavlarını, sorularını takip etmek, yıllık, yarı yıl diyağın sınavlarını takip etmek. Bunlar hepsini yapardık. Bu ekstra yanında örnek dersler yapmak, devletler vermek, İngilizce devletler vermek. O zaman bunların hepsini saydınız. Daha doğrusu İngilizce öğrenmek amacıyla ki ben de gördüm bunu. En iyi ya da daha yararlı olan that show idi. Ki orada açılan videolar, bu conservation'lar, pronouncing'in daha kuat dediri, dialogları gösterir. Tabii bunlar çok önemliydi. Yani bunların burada yapılmağı, bizim Türkmen okullarında yapılmağı öğrenciler için bir fırsattı, bir şanstı İngilizce diline alışmaları için. Doğru. Tabii yani öğrenciler daha nesli.
Zürtelki öğretmenler var, Zürtelki betişler var. Tabii onlar için bu da bir şans tabii ki. İnanın ki bu sadece bizim yolumuza yapılan bir şey değil. Öğretmenlerimiz de olmasa bir gün okullarımız bir seviyeye gelmez. Yani her ne kadar diyorsa, çünkü onlar gizli kahramanlarımızlar diyebilir. Bizim burada kameramanlarımız kimin her zaman bizlere eşlik yapıp da bütün programlarımızda yani yardımcı olup da durup da her şeyi gösterip de. Buradan da onlara da teşekkür ederim bu arada. Ve dediğim gibi öğretmenin rolü çok çok mühimdi gerçekten. Hele hele bizim okullarımızda her ne kadar dediysek. Bundan önce dedim de biraz önce takvim harcı yettiğimiz zaman o bir programdı, yeni bir programdı. Bu son senelerde yapıyoruz özler müfettiş olarak diye. Bu programda 3 arkadaş müfettiş bir okula 3 gün kaldık. Öğrenci girmeden önce biz okulda olduk. Öğrencinin çıkışından sonra biz okuldan çıkardık. Öğrencinle ilişkil okula girmeyi, derslerine ilişkil almayı, okuldan çıkışı olsun. Bunlar gerçekten çok önemlidir. Çok, çünkü gerçekten bunun ardında başka şeyler de var. Doğru. Bunun yanında öğretmenlerden görüş yapmak, öğrencilerden görüş yapmak, idarelerden görüş yapmak, velilerden görüş yapmak, hepsinin görüşünü almak. Yani biz her ne kadar bazen misafir sayılık o üç gün ama sen velilerden görüştüğü zaman o illaki doğrunu yetirir sana. Bugün öğrenciler eve gidip analarını, babalarını anlattıklarını razıdılar, razı değiller okullarımızdan. Şükürler olsun, aynen dönem diyelim. Bugün içimi hiç karşımıza çıkmadı bir anne, bir baba veya bir öğrenci şikayetçi olsun, razı olmasın. Hepsi tam destekçiler bize. Buradan da saygım, hürmetim bütün velilere. Kim bize güvenip, Türkmen eğitimine güvenip çocuklarını bizim eğitimimize koyuptular. Allah razı olsun özlerinden. Çok güzel bir şey yapıptılar. İnşallah da biz de o şeyin yerin aldık, nece diğer karşısı verebilirken ve aynı zamanda da kaderici olalım o güvenin. İnşallah. Zaten çok da kaderici olacağım. İnşallah. Onun da zaten sonunda okulu bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra inşallah o verdiği değeri öğrenci ki o oğluna değer verir ya da kızına. Doğru. Değer vererek Türkmen okuluna, kendi ana dilini okumağa özen gösterip duvar bırakır özünü, yazdırır özünü. Ondan sonra da sonunda bir doktor görende ya da öğretmen görende ya da başka başka dallarda görende, tayin olsun olmasın, önemli olan o görevi yapmağıdır da tabii ki de. O yapmağı görende de tabii sevinir, emin olarım, yani eminim ki sevinir, çok da sevinir. Yani bazen işte bu şeyler çok eşdirir biz. Tayin yoktu veya işte müstakbeli ne olur. Sanki diğer diraseler, diğer eğitimler bitirenlerin hepsinde tayini var. Bir süre o bir eğitimlerden de zaten tayinsiz insanlar var. En azından ben eminim bir gün uşağım okula gittiği zaman emin eller derdi. Güzel eğitim alır, öz diliyden alır, zorlanmır. Bu en önemli şeylerdi. Yani efendim, stres ondan altında alır eğitimi. Yani o öğrenci çok sevir. Yani o lügada mesela haz edir, okusun. Yani ana babalardan her zaman rica ederek destek olsun yani evletlerine. Demezler müstakbeli yoktu. Yok gitmesen, yok şunu yapmasan. İnanın çok güzel yani, müstakbeli var. Hiç yani çok karşıyım bu müstakbeli yoktu diye kelimesine. Ama günü gel hep yani o tayin geldi. Kimse demezsin yoktu. %100. Doğru. Ama her zaman da ben çok okullarda çok görerdim. Bakarsan o öğrenci mesela o madden sevmiri ama o öğretmen sevmiri. Yani o öğretmen girdiği zaman sınıfa bakarsan çalışıptı, hazırdı. Bakarsan yani gerçekten öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Aynen uşaklar kimin davranırlar. Bugün kahramanlarımız öğretmenlerimizdiler. Aynen. Gerçekten zaten Türkçe'de bir şey var o zaman. Bir öğretmen bir kandile benzer. Aynen. Ve kendisini tüketerek öğrencilere her zaman ışık saçar. Her zaman bizim ışığımız olduğumuz. Her Allah zaman size yol gösterdi. Zaten Arapçada ne getirir? Terbiye ve talim. İlk önce terbiyenin, sonra o güzel eğitimi verdiniz bize. Aynen. Allah razı olsun. Hocam size hakkınızda hani sen dedi, biz hocalarımızın ölene kadar hakkını veremeyiz zaten, verebilmeyiz. Çok doğru. Tabii biz de sizler terci, biz de hocalarımızın hakkını verebilmeyiz. Allah razı olsun. Tabii her zaman da inşallah bunu dile getiririk ki inşallah yani demezler unuturlar da bizi. Kimde ne güzel böyle görende bizim değerli öğrencilerimiz için. İlkokulda olsun, ortaokulda olsun, lisede olsun. Bir öğrenci değer gördüğü zaman dünyanın da dediği tercih. Dersi sevmiyor ama öğretmeni seviyor. O öğretmenin aynen, sevgisi önemli, de dersi özünde çok güzel bir enjekte mutluluktan yapar özünde. Ve çok da güzel
O derslerinde çalışıp zaten bizde de çok gördük biz bunları. Çok şükür yani bizim hocalarımız, Türkmen hocalarımız her zaman çok değerliydi. İyi ki varsınız hocam. Her zaman da var olun. Allah razı olsun. Yani dediğim gibi bizim okullarda gerçekten ilgi ve saygı ve sevgi öğrencileri o şekilde ilk günden karşılarlar. Belki de görüpsüz yani bunu. İlk günden bu şekilde öğrenci mezun olana kadar bir güzel bir bağ oğlu, bir aile kimliği oğlu. Veli buna katosu çok oğlu. Diyarın öğrencilerin ve öğretmenlerin, idaranın bir halka kimin sayı özünü. Yani birbirine bağlı ve birbirine destek olarak. Yani çok şeyler var. Biz indi hani dedim eskiden biz ihtisas müfettişliği yapardık. Bu son seneler takayım harciden sadık nakit yapardık. Sadık nakit tabii idareye, okula destek olarak bir okulda bir problem olduğu zaman arkadaş olarak yaklaşmak ve onun çözmeği ister okul içinde olsun ister bizim müesseselerin yoluyla olsun gerçekten hiçbirisinin hiçbir kusuru yoktu. Kitap özgürlüğünde olsun, araç gereç özgürlüğünde olsun. Ben çok bundan önce de çalışmışım Hicran Hoca'yla sağ olsun buradan. Öğrencilerimiz için, okullarımız için güzel posterler yapmışız İngilizce. Classroom language diye. Çünkü bir uşak dili öğrenmek için o alanı bulması lazım. O havaya girtmemle. Hani diyoruz biz İngilizce sınıfları. İnan ki uşak o sınıfa girdiği zaman çok fark hissedir. Vasya vasya o öğrenir, bilir. Yani o havadan çıktı, başka dersin havasına çıktı, İngilizce dersine geldi. Tabii bunda da her ne kadar biz araç gereç kullansak, her ne kadar öğretmen güzel bir şekilde planı yap, hazırlığını yaptıysa o kadar öğrencinin faydası daha çok, istifadesi daha çok olur ondan. Tabii hocam biz nasıl zamanın geçtiğinin farkına varmadık. Güzel İngilizce'den vaktimiz konuştuk. Oldu. Ve öğretmenlerimizden de bahsettik. Türkmen okullarımızdan da bahsettik. O zaman gerçekten zamanın tekrardan söyleyeyim. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsin ben. Sağ olun. Sizden son söz alabilirim. Yani son sözüm her şeyden önce bizim okullarımız gerçekten nene babalara buradan bir mesaj olsun, bir anne olarak buradan diyorum özünü. Lütfen hiç çekinmeden çocuklarınızı gönül rahatlığıyla Türkmen okullarına kaydedin. Hiç çekilmeyin bu şeyden. Biz her zaman hazırız, destekliyiz. Her ne sorunuz olduysa, problemimiz olduysa inşallah hazırız yardımcı olur bana. Aynı zamanda da ileride biz inşallah İngilizce'ni daha başka bir seviyede istirah görürüz. Türkmen toplumunda ve aynı zamanda Türkmen okullarında. Türkmen okullarında elimizden geldiği kadar tabii ki bu üç aşamada yapılan bir şeydi. Birinci öğretmenlerimizi güzel bir şekilde hazırlamak. Eydi. İkinci, öğrencilerimiz için güzel bir yer hazırlamak veya bir menhec hazırlamak. Belki bizim menhecimizin yanında bir ek olarak bir menhec vermek, itimat etmek. Aynı zamanda da topluma bizim belki ileride devrelerimiz olur. Bu bir projeydi zaten. İster siyasi alanlarında olsun, siz o diğer medya alanında olsun, ister müesseselerimizin alanında olsun, illaki muhakkak kadrolarımızda İngilizce konuşan arkadaşlarımız olsun. Belki bir gün sizlerden bir arkadaş bunu İngilizce sunsun programları, sabah programlarını. Ne için? Çünkü biz istirik Türkmen milleti olarak dilimizi, problemimizi, her şeyimizi bütün dünyaya yetirelim. Bu da o şeyden oğlu. Bunu ciddi bir şekilde ele almaktan, o bunun üstüne ciddi bir şekilde çalışmaktan. İnşallah da oğlu hocam. Çok teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim bütün öğrencilerimiz için. Hemen hemen bir şey kalmadı son sınavlara. Allah muvaffak etsin hapslarını. Saygım, hürmetim ana babalara da, bütün destekçilerimize de, bakanımızdan, reis cephamızdan olsun, bizim müesseselerimizden olsun, her kimin desteği olduysa bizlere, Allah razı olsun hapslarını. Türkmen Eli Televizyon Evi'nden çok teşekkür ederim bir gün için. Çok sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrardan da hoş geldiniz. Çok sağ olun, hoş bulduk. Evet değerli seyircilerimiz, ana konumuz olan İngilizce'nin Türkmen okullarında eğitimiydi. Tabii ana konumuzun sonuna geldik. Sırada bizi yine öğrencilerimizden, yine Türkmen okulları konumuzdu BTR'de. Güzel öğrencilerimiz şarkılarla bizi kanşarlayıblar. Aynen. Dilerse hemen geçelim bu güzel veterani beraber izleyelim.
yanına. Bir mektup yazdırdım anam Kerkük kızına. Zalimin kızı bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Zalimin kızı bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Günaydın, mutlu ve huzurlu günler değerli meslektaşlarım, Abdülhalık ve Dünya ve çok değerli stüdyo konuğumuz ve bütün Türkmen televizyonu izleyicileri. Tabii bugün biz buraya geldik, burada farklı faaliyetler olacaktı. Önümüzdeki gelecek günlerde özel bir festival var, karnaval var. Onun için farklı çalışmalar var, Türkmen kültürünü, Türkmen sanatını tanıtmaya çalışırlar. Tabii burada güzel bir eğitim görürler, uzun bir süreli bir şekilde eğitim görürler. Bu da Türkmen okullarında olan Türkmen öğrencilerimizin yeteneklerini göstermek için bütün dünyaya, bütün Türk dünyasına inşallah buradaki faaliyetleri sizlere aktaracağız. Gelin bizimle kalın, sizlere gösterelim buradaki faaliyetleri, buradaki çalışmaları. İnşallah gönlünüze göre olur. Bu bağda dolanırsan derdime ne demişsen, bu bağda dolanırsan derdime ne demişsen. Tabii ki bizim en büyük amacımız benim Türkmen okulları, esas okulları, lise ve ortaokulun. Ben haz ederim yeteneklerin çıkardığım. Çünkü bizim güzel bir gençlerimizde büyük bir yetenek var. Ama bu yeteneği kimse çıkartmıyor ortaya çünkü bizim faaliyetlerimiz az. Ama biz ısrar ettik bu faaliyetleri dahil. Mesela resim şeyimiz var inşallah gelecekte. Bir de bizim güzel bir ses sanatlarını istirik çıkardığın ortaya. En önemli şey de benim kızlarımız istedim. Kızlarımız ortaya çıksın. Çünkü çekinirler, ediler ama hamdolsun. Bu projemizde çok güzel sesler çıkarttık ortaya. Şimdi de görürsünüz inşallah. Hamdolsun bizim korasımız oldu. Çoğu kızdı. Kızdı, erkeklerimiz azdı. Ve bunu çok sevindim. Bir noktaya da istiremdeyim. Bizim talebelerimiz, maalesef öğrencilerimiz, bizim kültürümüzü, bizim sanatımızı, bizim ağır Kerkük şarkılarını bilmirler. Yani dinlemirler, etmirler. Yani şok oldular ilk kere verende gözlerine ilk şarkılar. İndi hamdolsun bakır hepsini ezberlediler, hepsini bildiler. Kimdi bunun yazanı, kimdi edeni, kim telhin etti özüm. Bunları hamdolsun bunlara yetiştik. Amacımız buydu. Hamdolsun inşallah gelecekte görürüm de çok aileler de ondan da teşekkür ederim. Ailelerimizden sağ olsunlar bizimle. Hepsi kabul edildiler. Biz de hamdolsun fazla bir şey etmiyoruz biz. Kerkük'ün içinde, kulların içinde bir güzel bir festival edeceği, Allah'ın izniyle Rafidin Lisesi'nde edeceği gelecek hafta. Görersiniz neticesini. Ben memnunum ailelerimizden, memnunum müdürlerimizden çünkü talebelerimizi getirdiler. Kız olsun, oğlan olsun. Vallahi hedefim budur dedim sana. Biz haz ederiz. Bizim kültürümüz, şarkılarımız ortaya çıksın. Bir de bizim talebelerimizin yeteneği ortaya çıksın. Ses diye ma'nu okusunlar, resim diye şey kabiliyetler var. Bomba bir kabiliyetler var hamdolsun. Bizim de burada ekibimiz işleyenler güzel güzel şeyleri alıştırırlar özlerini Allah'ın izniyle. Ben şimdi bir güzel bir şey göreceksiniz. Ve dedim sana hem ses hem kızlar ortaya çıksın haz ederim. Hem de bizim kültür sanatımız ortaya çıksın. Uşaklarımız bilsinler bizim şarkılarımızı, yazanlarımızı, tarihimizi bilsinler bu şarkılarla. İlk defa teşekkür ederim Cenab-ımızdan ve kanalımızdan, Türkmenler kanalından. Tabii biz 1,5 aydan fazladır burada provalar yapırız. O da 200-300 talebe katıldı. Onlardan güzel sesler seçtik. Bir 30 kişi çıkarttık kız oğlan.
Bir hafta sonra karnavalımız var, konserimiz var. O konser için hazırlığımızı görürük. Tabii bizim amacımız Türkmen okullarından güzel sesler, özlerinde yetenek de var ama bunları istedik öge çıkartmak. Yok bas ses işlerinde de yani hatta gördük gitar çalan var, saz çalan var. Bu talebeleri de çıkarttık. Yani görse de millet bize bizim Türkmen okullarında güzel sanatlar var ve güzel kuvvet ve güzel bilgiler var üzerinde. Amacımız milletimize ve bizim Dirasa Türkmaniye, Türkmence bölümüne görse de bizim talebelerimizde, öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde iyi kabiliyetler var, iyi sesler var. Güzel sesler çıkardık meydana. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım girmiş beyaz aziyatı, anam ağzından gelir. Yarım girmiş beyaz aziya, bayram namazından gelir. Açıkçası burada biz ayın 28'i için karnavalımız vardı. Onun hatırı için biz şey ederek burada. Prova yapırız, alıştırma yapırız. Yani tam başarılı olmak için çalışırız burada diyebilirim. Tabii bunun yanında bizim yöresel şarkılarımızı da diriz. Özgürüm beraber. Türkçe şarkılarımızı diriz. Özgürüm beraber. Yani bu kadardır diyeceğim. Bizim başta gelen ustadımız Usta Deyit tarafından bizi çalıştırır. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim özgürüm öncelikle. Yani çok başarılı şekilde çalıştırır bizi. Anlıyorsun. İnşallah başarılı çıkar içinde. Ne gibi çalışmalar yapsın? Alıştırma yapırız ses üzerine. Başarılı olacağımızı umurum. Bizim hem burada tekimiz vardı hem de toplu olarak varımızdı. Kors olarak arkadan diyelerim var bizim çözümlerden. Tekli olarak da varımızdı. Teklerimiz de çok güzeldi. Aynı zamanda toplu olarak da çok güzeldir gözlerini. Tabii her şey yöresel şarkılarımıza aitti. Başka şarkılar da vardı. Bizi bu yolda tutanlara, bizim başımıza gelenlere her zaman çok teşekkür etmek isterim buradan. Yani çok başarılı şekilde bizi çalıştırırlar. Çok başarılı bir yere ulaştırmaya çalışırlar bizi. Herkese emeği olan buradan çok teşekkür ederim özellikle. Hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Öncelikle 2-3 haftadır burada prova yapıyoruz. 2-3 haftadır hocalarımıza çok teşekkür ederim. Öncelikle karnaval için şarkı söylüyoruz. Türkmence, Arapça, Türkçe karışık söylüyoruz. Burada nasıl bir eğitim alsınız, nasıl bir çalışmalar var? Çok güzel yani. Hem okumak için hem şarkı söylemek için her festivali yapıyoruz. Türkiye için ve burayı için yani Irak kendi dilimizi ortaya çıkarmak için bütün her şeyi yapıyoruz. Burada kimler tarafından eğitilsiniz, eğitimimiz nece geçirir? Çok güzel geçiyor. Öncelikle sınavlar bayağı güzel geçiyor. Şarkılarda bayağı hocalar bize prova yapıyorlar. Yani bayağı üzerimize emekleri vardır. Hocalarımıza bayağı teşekkür ederim yani. Bize bütün işlerini koyup da bizim için geldikleri için. Festivalde nasıl bir şey sunacaksınız? Festivalde toplu ve birçok insan için gelip burada şarkı söylüyoruz. Umarım bütün insanların beğenirler bizi. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Karnaval ve 23 Nisan bayramı için provalar edirik. Yaklaşık 2-3 haftada provalar edirik. Türkçe ve Türkmence şarkıları edirik. Çoğunlukla Türkmen şarkıları edirik. Eski kültürel Türkmen şarkılarımızı edirik. Hem biz hatırlarız hem de bütün dünyayı Türkmen şarkılarını göstermeye çalışırız. Yaklaşık 2-3 haftada provalarımız devam edirik. Biraz yorgunuz ama bu güzel bir sonuç alacağı diye düşünüyorum. Bizim hocalarımız hepsi birbirinden iyiydi. Hepsi de çok iyi yani bizi prova eden de hepsi bize destek oldu. Biz bütün sanatkarlarımız burada bizimlendi. Hepimiz çok iyi bir şekilde çalışırız. Başarılarının herkesin devamını dilerim. Teşekkür ederim. Amacınız nedir festivalden? Amacımız Türkmen manilerini dünya halkına göstermekti. Ve başarılı bir şekilde manilerimizi, şarkılarımızı demekti. Burada bütün öğrencilerimizin sesi birbirinden güzeldi. İnşallah da güzel bir şekilde başarırız özünü. Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim, düşmem ve kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi. Öncelik
Öncelikle başta olmak üzere öğrencilerimiz ve hocalarımızla yaptığımız bu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı 23 Nisan Karnavalı için Ramazan'dan beri süren bir süreçte provalar yapıyoruz. Ve bu da Türkmen kültürümüzün oluşan şarkılarıyla yapıyoruz ve kültürümüzün öne atılmasını ve güzel şarkılarımızın tanınmasını istiyoruz. Öyle bir süreçten yani şarkıları prova yapıyoruz. Bu kısa süreçte çok güzel yani provalar kendi şey yani aynen öyle şeyler öğrendik yani Türkmence kültürümüzün daha da öne çıkarması sağladık ve hocalarımız da bize güzel şeylerde bulundular. Örneklerde ve güzel kültürümüzü bize tanıtmaya kararlandılar yani öyle. Amacımız Türkmen kültürü ve eğitimin yani öne çıkmasını ve kültürel şarkılarımızın tanınmasını ve yani her şeyimizin güzel olduğunu öne çıkarmayı istedik yani. Uzun zamandır bir prova üstüne çalışırız. Bir haftada işte karnava olsun, bütün eğlence falan, öz şarkılarımız, Türk şarkıları olsun, Türk dünyasına bir şey katırız. Ayrıca da tabii bütün hocalarımızın da emeği geçti üstümüzde. Biraz yorgunluk oldu, biraz da mutluluk oldu. Çok güzeldi, çok da güzel geçti. Bir de üstümüze geçen bütün emekleri olan hocalarımıza çok teşekkür ederim ayrıca. Tabii biraz da şarkı olsun, Türkmen şarkılarımız, kendi şarkılarımız. Biraz da Türk şarkıları olsun. Söylemeye devam ederim. Evet değerli dostlarımız ve bu güzel veteranımızı da izledik hep beraber. Gerçekten tebrik ederek bizim genç kızlarımız da ve oğlanlar da aynen vaxtda uzun zamandır bu güzel şarkılar söylerler. İster Türk şarkılar olsun, ister Türkmenca şarkılar olsun. Bir yetenek vardır üzerinde. Tabii bu yetenek de değerli hocalar sayesinde ortaya çıkır. Gerçekten bizim böyle bir şeye çok ihtiyacımız var. Bizim kerkümüzde sanata önem çok güzel getirir. Okullarımızda da zaten yani görürük bunları ve bunları gördükçe de çok mutlu olduk. Aynen. Temennimiz inşallah bu gibi festivallerin devam etmeğidir. İnşallah. Tabii programımızın sonuna geldik. Doğru gerçekten. Evet değerli seyircilerimiz, bugün ana konumuz olan İngilizce eğitimi Türkmen okullarında. Tabii bizim çok değerli misafirimiz Hibe Hasan Mahmud, müfettiş Hibe Hasan Mahmud bizimleydi. Aynı vakitte bir sabah sporu veteranımız olmuştu. Bir veteranımız da değerli öğrencilerimizden olmuştu festivallerinden. Bizim için değerli muhabirimiz Abdülkadir hazırlamıştı. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli seyircilerimiz, güne başlarken programın yepyeni bir bölümüne sonuna geldik. Şen kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun.